civarındaki alandan bugün 80 tane bile kalmadı geriye. Hepsi imar açıldı. Hepsinde koca koca gökdelenler, AVM'ler yapıldı. Ve aslında kamuya ait olan, yani 81 milyonluk Türk milletine ait olan ve bütün kaynakları tamamen halk için kullanılması gereken bu alanlar bir şekilde özel sektöre devredildi. Kağıt oyunlarıyla, belediye meclisi kararlarıyla. Ve şu anda deprem toplanma alanlarımız da yok. Yani yıkıcı bir depremle karşılaştığımızda, ki yıkıcı bir depremle karşılaşacağımız garanti %100. Bunu Kandil Rasathanesi bile söylüyor. Ahmet Mete Işıkarı biliyorsunuz çok popüler olan bir bilim insanıydı. Onun koltuğunda bugün oturan Kandil Deprem Araştırma Enstitüsü müdürü diyor ki yakın bir gelecekte 7'den büyük bir deprem bekliyoruz İstanbul'da. Yakın bir gelecek kelimesini nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Yakın bir gelecek bilmiyorum. 5 sene mi 10 sene mi ama 30 sene değil. 7'den büyük bir deprem beklediğini söylüyor. Ve bunu bu konuda Türkiye'nin en yetkin ağzı söylüyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bizi yönetenler ne yapıyor? Bu konuyla ilgili çıkarması gereken dersleri, alınması gereken önlemleri, yapılması gereken hazırlıkları yapıyor mu? Yapmıyor. Umurlarında bile değil. Bakın size söylüyorum. Umurlarında bile değil. Yaptıkları her şey göstermelik. Göstermelik olarak bir sürü şey yapıyorlar, yapıyormuş gibi görünüyorlar. Her taraf işte afatlar çok güçlendirildi. Güzel. Afatların tabii ki olması gerekir. Ama bina sağlam olmadıktan sonra istediğiniz kadar kurtarma örgütü oluşturun. Deprem öldürmüyor ki. Depreme uygun inşa edilmemiş binalar öldürüyor. Her şeyden önce yapılması gereken ana yatırım mevcut yapı stoklarına olması gerekirken biz arama ve kurtarma yapılanmalarına bütün kaynak aktarımını yaptık ve hazırız depremi zannediyoruz. 99'dan sonra da bu hatalar yapıldı. O zamanlar sivil savunmaydı biliyorsunuz adı. Ve sivil savunma sadece 3 ekibi vardı Türkiye'nin. İstanbul, Ankara ve Erzurum'da. Ve sadece 110 kişiydi. Bütün Türkiye'de devletin elinde enkaz arama kurtarmayı bilen insan sayısı 110 kişiydi. 19 sene önce. Biz 110-120'de biz vardık. Akut'un İstanbul ve Antalya'da 2 tane ekibi vardı. Bu 2 ekip dağlarda da kurtarma yapardı. Sellerde de, depremlerde de. Dolayısıyla bütün Türkiye'de 200-220 kişilik enkaz arama kurtarmadan anlayan insan vardı 19 yıl önce. Bugün bu sayı 10 binin üzerinde diye tahmin ediyorum. Tam kesin rakamı herhalde kimse bilmiyordur ama çok sayıda sivil toplum kuruluşu kuruldu. Genel yönetimler kendi kurtarma ekiplerini oluşturdu. Özel sektör kendi kurtarma ekiplerini kurdu. Silahlı kuvvetler aynı şekilde arama kurtarma yapılanmalarına gitti. Ve Türkiye'de gerçekten çok ciddi ve güçlü bir arama kurtarma yapılanması var şu anda. Bu çok önemli bir kazanım. Ama diyemezsiniz. Arama kurtarma olmazsa olmaz ama asıl beceri arama kurtarmaya ihtiyaç duyacak kuşulları azaltmaktır. Sun 2600 sene önce savaş sırası bir kitap yazmış. Afetlerle mücadeleyle bir savaş unsuru, savaş biçimi olarak değerlendirebilirsiniz. En iyi savaşçı savaşmadan kazanandır diyor. Yani en iyi afet yöneticisi afetten en az zararla mevcut yapı stoklarını çıkartan ve vatandaşını en az zararla o afetten sağ salim çıkartmayı başaran afet yöneticisidir. Yani binalar dursun, biz kurtarma ekibiyle bunu çözeriz mantığıyla olmaz bu iş. 19 senede hala aynı yerde olmamıza gerçekten çok üzülüyorum açıkçası. Ki bu konuda çok iyi, çok yetkin bilim insanlarımız var. Zaten keşfedecek fazla da bir şey yok aslında. Depremin tamam fayatları tam nereden geçeceğini bilmiyor olabiliriz. Ama olası birkaç tane bölgeden birinden geçecek. Ve çok ufak tefek farklarla yıkıcı etki yaratacak. Neticede yıkıcı etki yaratacak her durumda. Bir de Avcılar'da çok ciddi yıkımlara yol açmışken 100 kilometre var arada neredeyse. İstanbul'a çok daha yakında yaşanacak 7'den büyük bir depremin yaratacağı hasarı gerçekten düşünmek gerekir. O yüzden işi gücü bırakıp buna göre önlem almak gerekirken mevcut iktidarın ne yapmaya çalıştığını görüyorsunuz. 99'da 10 milyondu İstanbul'un nüfusu. 10 milyonluk bir şehirde bile biz son derece incinebilir durumdaydık, zarar görebilir durumdaydık. Bugün aradan 19 sene geçti, şehrin nüfusu belki 18 milyon. Onu da kimse tam olarak hesaplayamıyor. Çünkü inanılmaz bir hareketlilik var büyük şehirlerde, özellikle İstanbul'da. Neredeyse iki katına çıkmış durumda. Peki mevcut yapı stokları bu kadar sağlamlaştı mı? Hayır ve asla sağlamlaşmadı. Bir kere boş alanlara yeni binalar yapıldı. Kentsel dönüşüm harika bir fikirdir.
doğru bir yaklaşımdır. Sonuçta nasıl insanlar yaşlanıyorsa yapılar da yaşlanıyor, eşyalar da yaşlanıyor, mobilyalar da yaşlanıyor. Kendisi özgür ve cahil bırakılmasını istemiyor. Çağdaş eğitim almasını istiyor. Ama bunu başarabilmiş değiliz. İmam hatiplere bu kadar insanın gitmemesi iyi bir gösterge olmakla birlikte en son üniversite sınav sonuçları da kapı gibi elimizde duruyor. Bu sınav sonuçlarıyla dünyada hiçbir şekilde rekabet edemeyiz. Hiçbir yere de varamayız. Bunu değiştirmek zorundayız. Bir ülkenin A'sı neyse Z'si de olur. Siyasetimiz bu haldeyken, trafiğimiz özellikle büyük şehirlerde bu şekildeyken, işte eğitim sistemimiz bu kepazelikte yürüyorken, afetler ve afetlerle mücadelede Japonya gibi olmamızı bekleyemeyiz. Ülkenin tamamını topyekün ayağa kaldırmak zorundayız. Bunu beklediğim şey 1766 yapımının tarihi belli bir büyük yaşamı, en az bir büyük yaşam olduğunu varsayıyoruz. Ve bu da bize çok fena, yani bu gidişatta fena halde yakalayacak dönemde. Bu Ege son zamanlarda Ege depremleri, Giriş civarındaki depremleri sayıları iyice artmış. Orada çok tehlikeli noktalar. Şimdi bunlar burada anlatılacak konular değil. Ancak kanallarda falan anlatılacak konular. Ve Kuzey'de belli başlı iki tane büyük payımız var. Kuzey'de payı bir. Afet yönetimi başarısı da mücadeleye bağlı. Yani mücadeleden asla vazgeçmemeliyiz. Bu toplumun belli bir refaha ulaşabilmesi için. Ben hızlı bir şekilde sunuma geçiyorum. Tam çizgide. Yunus Hoca gelmedi herhalde. Burada. Enkaz altında babam, 9 yaşında kız kardeşim ve annem kaldılar. Başkent 3 sitesindeydik. Fargo binası tamamen çöktü. 17 tane komşumuzu kaybettik. Çok kötü bir olaydı tabii herkes için de. Yani Allah bir daha göstermesin. Çok zor bir olay. Yani hem yaşaması depremin o korkunç an, hem de gidip yakınlarını bulamamak. Sonra onların cesetlerini bulmak. Çok zor. Allah dediğim gibi daha yaşatmasın. Çok zor gerçekten. Şöyle diyeyim. O gece ben uyanıktım. Ve çok büyük bir gürültüyle evimiz hemen yıkıldı. Ben 3 gün göçük altında kaldım. Ve köpekler buldu beni. Umut kesilmişti. 23 yaşında oğlum bir üniversite mezunu, 20 yaşında kızım yeni üniversiteyi kazanmıştı. Onları kaybetti ve onların acısıyla yaşamaya çalışıyor. Kızım 8 Ağustos'ta nişanladım. Aynı bölümde bir çocuk Samsun Üniversitesi'nde okuyordular. 8 Ağustos'ta nişanladım. 10 Ağustos doğum günüydü. Doğum günü nişanlısına gittiler Çınarcık'ta kutladı. 11 Ağustos'ta nişanlısı gitti Trabzon'a, ben gittim İstanbul'a küçük kızla. 5. gün geldim ki yoklar, annemle kızım enkazda kalmış.
kaybettim onu. Tuzdan boğulmuşlar. Komşumun kızıyla dereye nakliyat çıkmıştım. Tuzdan boğulmuşlar. Düşünemiyorum. Nefessiz kalmıştım. Acılarım hiç dinmedi. 20 yıla girdik. Hiç dinmedi acılarım. İnna Allah ma'as-sabirin.